Herkese merhaba. Apple'ın Eylül ayındaki iPhone 7 etkinliğini tanıtmış olduğu ürünlerden bir tanesi de AirPods olmuştu. AirPods için ilk başta Ekim ayında çıkacağı bilgisi paylaşılmıştı. Ancak ertelemeler sonucunda bu ürünle yıl bitmeden Aralık ayı içerisinde tanışma fırsatı bulduk. 779 liralık bir peşin satış fiyatı var AirPods'un ve bir tane de test için test merkezimize ulaştı. Görmüş olduğunuz kablosuz kulaklıklar görünüş itibariyle Apple'ın AirPods olarak adlandırılan ve birkaç yıldır iPhone'larla birlikte sunulan, aynı zamanda bağımsız olarak da satılan kulaklıklara, kablolu kulaklıklara benziyor. Bakalım bu kutudan neler çıkacak? Kutu açılışını yapalım ve kurulumu da beraber gerçekleştirelim. AirPods görünüş itibariyle söylediğimiz gibi AirPods kulaklıklara bir hayli benziyor. İçerisinde yer alan W1 çipi sayesinde hızlı şekilde eşleştirmek ve iPhone'la, iPad'le veya Mac'lerle kullanmak mümkün oluyor. AirPods'u bir kere eşleştirdikten sonra Apple kimliğiniz altında tanımı olan tüm cihazlarda bu kulaklığı kolaylıkla kullanmanız mümkün oluyor. Üzerinde yer alan sensörler sayesinde kulaklık topuzlarından bir tanesini kulaklığınızdan çıkardığınızda otomatik olarak çalan şarkı duruyor veya çeşitli dokunmatik hareketlerle de mesela Siri hızlı şekilde çağırmanız mümkün oluyor. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda AirPods'un içinden çıkanlar. İlk başta görmüş olduğunuz gibi her Apple cihazını bu şekilde en başta bizi kitapçıklar karşılıyor. Gördüğünüz gibi bu kablosuz kulaklıkları hangi cihazlarla kullanabileceğimize dair, hangi işletim sistemleriyle kullanabileceğimize dair bir bilgilendirme var. Bu kitapçığa bakabilirsiniz ve burada da gördüğünüz AirPods'un kutusu, daha çok bir diş ipliği kutusunu andıran ve boyutu itibariyle de epey küçük olan bir kutu. Şöyle elime aldığımda kutunun ne kadar küçük olduğunu göreceksiniz. Gayet hafif, cebinizde de rahatlıkla taşımanız mümkün olacaktır. Ve kapağını açtığımda gördüğünüz AirPods karşıma çıkıyor. Şöyle karşılaştıralım. AirPods'la kulağa takılan topuz büyüklükleri hemen hemen aynı. Alt kısımda mikrofon yer alıyor ve pil için uzatılmış biraz daha bu kablosuz kulaklığın gövdesi. Üzerinde çeşitli sensörler var. Bu sayede de hareketi veya dokunmatik hareketleri algılıyor. Görmüş olduğunuz bölüm dokunmatik, buradan komut vermeniz mümkün oluyor. Bu şekilde bir yapı var. Alt kısımda kulaklığın sağ mı sol mu olduğunu gösteren işaretleri görüyoruz. Elimde tutmuş olduğum sağ topuz, burada da sol topuz yer alıyor. İçerideki ışık sayesinde kulaklıkların şarj edilip edilmediği gösteriliyor ve aynı zamanda kutunun da pil durumu gösteriliyor. Bu şekilde taktığımda gördüğünüz gibi şarj işlemi başlıyor. Diğerinde takalım ve bu şekilde AirPods topuzlar, kablosuz kulaklıklar şarj ediliyor. Bu şarj kutusuyla birlikte 24 saatlik çalışmayı sağlayacak bir şarj imkanı sağlanıyor. Sadece 15 dakika şarj ettiğinizde 3 saat, tek bir şarjda da 5 saatlik bir dinleme imkanı sunuyor AirPods kulaklıklar. Eşleştirmeyi birazdan yapalım. Şimdi daha bakalım kutusundan neler çıkıyor. Kapağı kaldıralım ve görmüş olduğunuz gibi AirPods'un şarj edilmesine olanak sağlayan bir Lightning kablosu da kutudan çıkıyor. Bu şekilde AirPods'un bu şarj kutusunu altta görmüş olduğunuz Lightning port üzerinden bilgisayarınıza bağlayabilir ve bu şekilde de muhafaza kutusunun şarj edilmesini sağlayabilirsiniz. Kablo ihtiyacı duyanlar için de ekstra yeni bir Lightning kablosu elde edilmiş oluyor. Şimdi AirPods'un kurulumunu gerçekleştirelim ve daha sonra da bakalım nasıl bir deneyim sunuyor bizlere. Elimde bir iPhone 6s var. Üzerinde iOS 10.2, yani iOS'in en son sürümü kurulu ve Bluetooth'ta görmüş olduğunuz gibi açık durumda. Yapacağım tek şey AirPods'un kapağını açmak ve görmüş olduğunuz gibi kısa süre içerisinde AirPods'un bağlantı penceresi iPhone 6s'in ekranında göründü. Görmüş olduğunuz bağlantı düğmesine dokunuyorum ve bağlantının kurulmasını bekliyorum. Ve ben daha cümlemi bitirmeden bağlantı işlemi tamamlandı. Şu anda AirPods iPhone 6s'e bağlanmış durumda. Ekrandan AirPods'un ve şarj kutusunun şarj durumlarını görmeniz mümkün. Anlaşılır bir grafikte bunlar gösteriliyor. AirPods'un kurulumu tamamladık. Artık müzik dinlemeye başlayabiliriz. Hemen kutusundan çıkaralım topuzları. Çıkardığım anda görmüş olduğunuz gibi AirPods'un şarj durumu gösteriliyor. Hemen müzik uygulamasını açalım. Play tuşuna basalım. Şu anda iPhone'un hoparlöründen çalıyor müzik. Buradan çıkışı AirPods olarak seçtiğimde artık müziği kulağımda hissetmeye başlayabilirim. Kulaklıkları kulağıma taktığım anda artık müzik kulağımda yayılmaya başlıyor. AirPods'un ses seviyesi bir hayli iyi, baslar açısından bir hayli doyurucu. İlk izlenimimiz bu şekilde. Tabii ki çok daha fazla detayı çok yakında yayınlayacağımız AirPods incelemesinde bulacaksınız. AirPods'un müzik dinlerken herhangi bir topuzu kulağımdan çıkardığım anda müzik duruyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi şarkı otomatik olarak ben telefona müdahale etmeden durdu. Tekrar kulağıma taktığım zaman kulaklığı, müzik kaldığı yerden devam ediyor. AirPods'un kurulumunu iPhone üzerinden gerçekleştirdik. Ancak söylediğimiz gibi AirPods Apple kimliğiniz altında bulunan tüm cihazlara kaydediliyor ve daha sonra diğer cihazlarınıza da herhangi bir eşleştirme işlemi yapmadan hemen kesintisiz şekilde AirPods'tan müzik dinleme veya
diğer içerikleri tüketmeye başlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz iPad Pro, iPhone 6s ile aynı Apple kimliği altında bulunuyor ve ses çıkış cihazlarına baktığımız zaman burada AirPods'un da yer aldığını görüyorsunuz. Hemen buradan AirPods'u seçerek müzik dinlemeyi iPad Pro üzerinden de herhangi bir eşleştirmeyle uğraşmadan sürdürmem mümkün oluyor. AirPods'un kutu açılışı ve ilk kurulumu bu şekilde. Bu kablosuz kulaklıkla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı yakında gerçekleştireceğimiz incelemede bulacaksınız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.